AYT kimya branş denemelerinde dördüncü deneme. Birinci sorudayız arkadaşlar. A grubunda bulunan bir elementin ilk 5 iyonlaşma enerjisi sırasıyla aşağıda verilmiştir. Bu elementle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi iyonlaşma enerjileri arasındaki fark eğer en az 3,5 katsa, bundan daha fazla da olabilir. En az 3,5 kat diyoruz. O zaman bütün değerli elektronları kopmuş demektir. Değerli elektron sayısını biliyorsam grup numarasını da biliyorumdur. Hemen bakıyorum şimdi. Birinci iyonlaşma enerjisi ile ikinci iyonlaşma enerjisi arasında 10 kat fark var neredeyse. Demek ki ilk elektron koptuktan sonra kararlı yapıya ulaşıyor. İkinci elektronu kopartmak bundan dolayı çok 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 zorlaşıyor. Yani değerlik elektron sayısı 1 arkadaşlar. Bu ne demek? Bu 1A grubunda demek. Toprak alkali metaldir, yanlış. 1A grubuna biz alkali metal deriz. Periyodik sistemin S bloğunda yer alır. Evet, 1A ve 2A grubu S blok elementidir. Hemen şöyle hatırlatalım arkadaşlar bloklarımızı. Basit bir periyodik cetvel çiziyoruz. Bakın 1A ve 2A grubunun olduğu yer S bloğu, helyum elementiyle beraber. Burası D blok elementleri, B grubunun olduğu yerler. 3A'dan 8A'ya kadar helyum hariç, o değil. P blok elementi. Aşağıdakilerde lantanitler ve aktinitler de F blok elementi olarak geçiyor. Temel hal elektron diziliminde tüm orbitalleri tam doludur demiş. Yanlış. 1A grubunda olduğu için elektron dağılımı S1 ile bitecek. Yani son orbitalin yarı dolu olması gerekir. Doğru cevap B şıkkıdır. AYT kimya branş denemelerinde dördüncü denemeyi çözüyoruz arkadaşlar. TYT denemelerimiz için SS Kimya YouTube kanalına gidebilirsiniz. Orada güncel TYT AYT genel tekrar testleri de var. Hazırladığımız PDF'leriyle beraber mevcut, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gaz sorusu. Yukarıdaki sistemde kaplar arasındaki musluklar sabit sıcaklıkta açılıp yeterince beklenirse helyum gazının son basıncı kaç P olur diye sormuşlar. Helyumun basıncını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabilirim. Muslukları açtım. Gazları karıştırdım. P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son çarpı V son diyebilirim. P1 yerine 2, V1 yerine 1 yazıyoruz. P2 yerine arkadaşlar, buradaki basınç değerimiz belli değil ama ben o basınç değerini bulabilirim. Nereden bulacağım? Mol sayıları eşit, bakın dikkat ederseniz. Mol sayıları eşit. Bunun hacmi V kadar, bunun hacmi 2V kadar. Hacim 2 katına çıktığında basınç yarıya düşer. Dolayısıyla bunun basıncı P kadardır. Çünkü 2P burada basınç yapıyor. Yani en mol gaz V hacminde 2P basınç yapıyorsa 2V hacminde P kadar basınç yapar. Yani buradaki basınç değerine 1 diyorum. Hacim yerine de 2 yazdım. Son basıncı bilmiyorum ancak son hacim belli. Musluğu açtığımda gazlar içinde bulunduğu kabın hacmini alacağı için toplam hacim 4V olacak. Yani buraya 4 yazacağız. 2 artı 2'den 4 eşittir P son çarpı 4. Buradan P son eşittir 1 atmosfer. Bütün muslukları açtığımızda helyum gazı kabın tamamına homojen bir şekilde yayıldığında son basınç P olacak. Yani 1P. 1 ATM dedim ben buraya. Hemen düzelteyim. 1P yani. Cevabımız C şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde dördüncü denemeyi çözüyoruz sevgili gençler. Soruların tamamı sığmayabiliyor. Onun tamamını PDF ile beraber SS Kimya YouTube kanalında bulabilirsiniz. Hem de orada güncel hazırladığımız TYT AYT genel tekrar testleri var. Yine PDF'leri ile beraber. Ve TYT genel TYT denemesi var arkadaşlar. Onlara da mutlaka sınava girmeden bakın deriz. Aşağıdaki grafik bir atmosfer basınçta X ve Y tuzları ile hazırlanmış çözeltilerin buhar basınçlarının sıcaklıkta değişimini vermiş bize. X ve Y çözeltileri ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuşlar. Y'nin normal kaynamaya başlama noktası X'ten büyüktür. Şimdi arkadaşlar, kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı. Bunu bilmemiz lazım. Yani ne kadar çok buharlaşıyorsa, basınç ne kadar yüksekse o kadar düşük sıcaklıkta kaynar diyoruz biz. Buradan baktığımızda aynı sıcaklık değerinde buhar basıncı yüksek olan kim? X. Buhar basıncı düşük olan Y. Yani kaynamaya başlama sıcaklığı Y'nin daha yüksek olmalı derim. Y'nin kaynamaya başlama noktası X'ten büyüktür. Doğru. X normal donmaya başlama noktası Y'den büyüktür demiş. Şimdi burada benim şunu düşünmem gerekiyor. Neden Y'nin kaynama noktası daha yüksek? Demek ki Y daha yüksek bir derişime sahip. Derişim artarsa kaynama noktası artar. Derişim arttığında donma noktası da düşer.
Yani Y'nin donma noktası X'ten daha düşük olmalı aslında. Eğer başlangıçtaki donma noktaları eşitse, aynı çözeltiden bahsetmiyoruz. Bunların donma noktaları birbirinden farklı. Tamam, Y daha derişik. Y'nin kaynağı donma noktasındaki düşme X'e göre daha fazla olmalı gibi geliyor. Ama ben X'in donma noktasını bilmiyorum. X belki eksi 90'da donarken Y 15 derecede donan bir şey. Tam daha derişik ama eksi 90'a yetişemez. Böyle bir durumda buna kesin diyemezsiniz. Y'nin molar derişimi X'ten büyüktür demişler arkadaşlar. Burada da Y'nin molekül ağırlığını bilmiyorum. MA değerini bilmiyorum. Tuz olduğu için molekül ağırlığı MA diyeyim direkt. 1 molünün kütlesini bilmiyorum. Bilmediğimden dolayı kaç mol olduğunu da söyleyemem. Dolayısıyla arkadaşlar bu da kesin değil. Doğru cevap nedir? Yalnız bir D şıkkıdır. AYT kimya branş denemelerini çözüyoruz arkadaşlar. Dördüncü denemenin çözümlerindeyiz. Dördüncü sorudayız. Yukarıdaki tepkimenin entalpisi bağ enerjileri yardımıyla hesaplanmak istenirse aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisinin bilinmesine gerek yoktur diye sormuşlar arkadaşlar. Hangisinin bilinmesine gerek yok? Hemen açık yapıyı çizelim. C2H4'te karbonlar birbirine ikili bağ ile bağlı. Karbonlara 4 tane hidrojen bağlı. Artı klor molekülü arkadaşlar. Birbirine bağlı klor atomları. Ürünler kısmına geldiğimizde C2H4Cl2. 2 tane karbonumuz var. Bu karbonlara yine 4 tane hidrojen bağlı arkadaşlar. 2 tane de klor bağlı. Aslında burada bir katılma tepkimesi gerçekleşmiş. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi giren maddelerin bağları kırılacak. Ürünlerdeki bağlar da oluşacak. Kırılan bağ eksi oluşan bağ enerjisinden de biz delta H değerini hesaplayacağız. Hangisini bilmeme gerek yok. Mesela karbon hidrojen bağlarını düşünün. Karbon hidrojen bağlarında 4 tanesi kırılıyor. 4 tanesi yeniden oluşuyor. Kırarken harcadığın enerjiyle oluşurken elde ettiğin enerji aynı olacağından bunlar birbirini götürecek. Yani bizim karbon hidrojen bağının enerjisine ihtiyacımız olmayacak. İlk başta mesela bunun enerjisi 100 kilojül olsun. 400 kilojül harcayacağım. Sonra bu bağların 4'ü oluşurken 400 kilojül dışarıya enerji verecek. Net değişim 0. Ancak diğerlerine ihtiyacım var. Karbon karbon ikili bağ kırılacak. Klor klor bağı kırılacak. Karbon karbon tekli bağ oluşacak. Karbon klor bağı oluşacak. Dolayısıyla bunlara ihtiyacım var. Ama C şıkkına yok. AYT kimya branş denemelerinde 4. deneme 5. sorudayız arkadaşlar. Soruların tam versiyonları PDF ile beraber SS Kimya YouTube kanalında paylaşılacaktır. Açıklama kısmına da yazdığımız gibi. Denklemine göre 22.4 gram demir metalinin oksitlenmesi 4 ay sürüyor. Demir 3 oksit bileşiğinin ortalama oluşma hızı kaç mol bölü yıldır diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi 22.4 gramı hemen bir ben mol sayısına çevireyim. N eşittir M bölü MA'dan. 22,4 bölü 56, 1 mol 56 gram demirin sadeleştirme işlemlerini yapıyoruz. Burası 0,4 mol çıkıyor. Yani kat sayısı 2 olan bu maddeden 0,4 mol harcanırsa kat sayısı 1 olan bu maddeden 0,2 mol oluşur. Ne kadar sürede? 4 ayda arkadaşlar. 4 ayda. Bana ne kadar soruyor? 1 yılda ne kadar olacak diye soruyor. Şimdi 4 ayda 0,2 mol oluşuyorsa 12 ayda ne kadar oluşur? Buradan x eşittir arkadaşlar. 3 katı kadar 0,6 mol oluşur. Ne kadar sürede? 12 ayda. Yani 1 yılda. Cevabımız 0,6 mol bölü yıldır sevgili gençler. Cevap B şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde 4. deneme 6. sorudayız arkadaşlar. Soruların tam versiyonları SS Kimya YouTube kanalına yüklenecektir. Hem de PDF ile beraber mutlaka takip edin diyoruz. Sabit hacimli kapalı bir kapta belli bir sıcaklıkta bir miktar hidrojen klorür gazı ile başlatılan, ne kadar olduğu da belli değil. Tepkimesi aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında klor gazının mol kesri 0,4 oluyormuş. Burada mol sayısı aslında bana yeterli çünkü ürün bölü giren yaptığımda katsayılar eşit olduğundan hacimler birbirini götürecek. Onu çok düşünmeyin o yüzden. Belli bir miktar A kadar diyelim biz. Bundan bir miktar harcanacak. Ne kadar harcansın? 2x kadar. Katsayısı 2 olduğu için böyle dedim. Buradan x kadar oluşur. Buradan da x kadar oluşur. Ve son duruma geldiğimizde arkadaşlar
Hidrojen klorürden A-2x, hidrojenden ve klordan da x kadar var. Bakın bunların hepsini topladığınızda toplam mol sayısı ne oluyor? A-2x artı x artı x'ten toplam mol sayısı, en toplam diyeyim şöyle, A kadar oluyor. Şimdi ben neyi biliyorum? Dengeye ulaştığımda klorun mol kesrini biliyorum. Mol kesri nasıl hesaplanır? Klorun mol kesri eşittir klorun mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Klorun mol sayısı x, toplam mol sayısı A. Bu değer 0,4'e eşitmiş. O zaman şunu diyebilirsiniz. X eşittir 0,4A. Yazıyorum bakın. Burası x olduğu için 0,4A'ya eşit. Burası da 0,4A'ya eşit. 2x 0,8A yapar. A eksi 0,8A da 0,2A'dır. Ne yaptım ben? Hepsinin mol sayısını buldum. Aslında derişim olarak da kullanabiliyorum bunları. Çünkü dediğim gibi hacimler birbirini götürecek. Şimdi denge sabitini hesaplıyorum arkadaşlar. KC eşittir. Ürün bölü giren diyeceğim. Ürünlerde 0,4A çarpı 0,4A'dan 0,4A'nın karesi olacak. Bölü girenlerde 0,2A'nın karesi olmalı. Çünkü katsayısı 2. 0,2A'nın karesi. A'nın karesi, A'nın karesi buradan gidecek. 0,4 bölü 0,2, 2. Onun karesi de 4 yapacak arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. AYT Kimya branş denemelerinde 4. deneme 7. sorudayız. Bir titrasyon sorusu. Nitrik asit varmış elimizde 50 ml. Bunu kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitle titre ediyormuşuz. O da 0,1 molarmış. Grafiğini vermişler. Hangileri doğrudur diye soruyor. Başlangıçta nitrik asit çözeltisinin derişimi 0,1 molardır. Doğru mu? Doğru. Peki nasıl anlıyorum ben bunu? Bakın başlangıçta pH değeri kaç? Burada yazıyor zaten. pH eşittir 2. Şimdi pH 2 ise hidrojen iyonu derişimi ne kadardır? 10 üzeri eksi 2 molar. Yani 0,01 molar. Bizim asidimiz tesir değerliği 1 olan, yani suda iyonlaştığında bir hidrojen iyonu veren bir asit ve kuvvetli bir asit. Asit 0,01 molar olacak ki bu tamamen iyonlaştığında oluşan hidrojen derişimi de 0,01 molar olsun. O yüzden birinci öncül doğru. V1 değeri 50 mililitredir. Bakın tam şurası, yani pH'in 7 olduğu noktadan bahsediyoruz. Şimdi pH 7 ise H artının mol sayısı eşittir OH eksinin mol sayısına. H artının mol sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? MA çarpı VA çarpı tesir değerliği. OH eksinin mol sayısı da MB çarpı VB çarpı tesir değerliği. Asidin tesir değerliği 1'di. Bir tane hidrojen iyonu veriyor. Bazın tesir değerliği de 1. Bir tane OH iyonu veriyor. Tesir değerlikleri 1-1 gitti. Asidin derişimi 0,01 molardı. Hacmi 50 mililitre. Bazın derişimi 0,1 molar. Hacmi ne kadar olur? Buradan VB, yani bazın hacmi arkadaşlar 5 mililitre yapar. O yüzden ikinci öncül yanlış. Ve 2 mililitre baz eklendiğinde ortamdaki OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Ve 2 mililitre eklediğimizde bakın buradan hemen görebilirsiniz. pH değeri 12 oluyor. Şimdi pH 12 ise POH'ın 2 olması lazım çünkü toplamları 14 olacak. POH 2 ise OH iyonlarının derişimi, hidroksit iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Yani 0,01 molardır. Üçüncü öncülde doğru. Doğruları sormuşlar. Cevap C şıkkı. AYT Kimya branş denemelerinde 4. deneme 8. sorudayız. Soruların tam versiyonları SS Kimya YouTube kanalında arkadaşlar, hem de PDF ile beraber. Orada ayrıca TYT denemesi, TYT ve AYT genel tekrarlarını da bulabilirsiniz PDF'leriyle beraber. Sınava girmeden önce mutlaka çözün diye sizler için bunları hazırladık. Yukarıdaki pil tepkimesi için standart pil potansiyeli artı 3.17 volttur. Buna göre magnezyumun standart indirgenme potansiyeli ne kadardır diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, bu reaksiyonda magnezyum 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş. Gümüş de artı 1'den 0'a indirgenmiş. Yani magnezyumun yükseltgenme potansiyelini şöyle diyelim, E0 magnezyum, ama bu yükseltgenme arkadaşlar, unutmamak için şuraya şöyle yükseltgenme yazayım. Artı magnezyumun yükseltgenme potansiyeli, hatta şöyle de yapabilirim, daha doğru olur. Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli şöyle belirtelim. Artı gümüşün indirgenme potansiyeli. Şimdi gümüşün yükseltgenmesi eksi 0,80'miş. İndirgenme olunca bunun tam tersi olacak. O da artı 0,80 yapar. Bunları topladığımızda artı 3.17 oluyormuş.
O zaman magnezyumun yükseltgenme potansiyeli buradan kaç çıkar? 3.17'den 0,80'i çıkartmam gerekiyor. 2,37 artı 2,37. Şimdi bu yükseltgenme potansiyeli. Bana neyi sormuşlar? İndirgenme potansiyelini. O zaman bunun tam tersi olmaz mı? Olur. Yani magnezyumun şöyle yükseltgenme potansiyeli artı 2,37'ymiş. Tepkimeyi ters çevirdim. Magnezyumun indirgenme potansiyelini elde etmiş oldum bu sayede. Eksi 2,37. Doğru cevap E şıkkıdır. AYT kimya branş denemelerinde 4. denemeyi çözüyoruz arkadaşlar. 9. sorudayız. Açıklamalar kısmında da yazdığımız gibi soruların tam versiyonları SS Kimya YouTube kanalında var. Bazen buraya tamamı sığmayabiliyor 1 dakikalık süre içerisine. Şekilde görüldüğü gibi gümüş iyonları içeren bir çözeltiye bakır çubuk batırıldığında zamanla bakır çubuğun gümüş metali ile toplandığı görülüyor. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bakır çubuğun etrafında gümüş metali ile kaplandığını görüyormuşuz. Biz hani gümüş indirgeniyor. Buradan ben bunu anlarım. Gümüş indirgeniyorsa bir şeyin yükseltgenmesi lazım. Kim yükseltlenecek? Bakır. Onu nereden anlıyorum? Bakın çözeltide başlangıçta bakır iyonu yoktu ama artık bakır iyonu var. Demek ki bakır yükseltgenmiş, gümüş indirgenmiş. Yani şöyle bir tepkime gerçekleşiyor. Bakır artı 2'ye dönüşüyor. Açığa çıkan elektronları çözeltide bulunan gümüş iyonları alıyor ve gümüş iyonları indirgenerek metalik gümüşü oluşturuyor. Bakır metali indirgen yani yükseltgenen madde. Gümüş iyonları yükseltgen yani indirgenen madde olarak davranmıştır. Doğru. Gümüş metalinden yapılmış bir kapta bakır çözeltisi saklanamaz demişler arkadaşlar. Yanlış. Çünkü ben böyle bir durumda bakır yükseltgendiği, gümüş indirgendiği için şunu söyleyebilirim. Bakır gümüşten daha aktiftir. Aktif olduğu için tepkimeye girebilmiş, yükseltgenebilmiş, elektron verebilmiş. Dolayısıyla ben gümüşten yapılmış yani pasif metalden yapılmış bir kapta bakır iyonlarını saklarım. Orada gümüş yükseltgenemez. Bakır çubuğun kütlesi zamanla artmıştır diyor arkadaşlar. Bu da doğru. Çünkü şöyle düşünebiliriz. İkisini alt alta topladığımızda alınan verilen elektron sayılarını eşitleyelim. Ve net tepkimemizi şu şekilde yazalım arkadaşlar. Bakın tepkime bu şekilde oluyor. Yani bakırdan 1 mol harcandığında gümüşten 2 mol birikiyor. 1 mol bakır 64 gram ama 2 mol gümüş 216 gram. Dolayısıyla çubuğun kütlesi zamanla artacaktır. Bize yanlış olanlar sorulmuş. Cevap B şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde 4. denemeyi çözüyoruz arkadaşlar. 4. denemenin 10. sorusundayız. Soruların tam versiyonları nerede? SS Kimya YouTube kanalında PDF ile beraber genel tekrar testleri de var orada. Mutlaka kontrol edin. Hangisinde SP, SP2 ve SP3 hibrit orbitallerinin tümüne sahip karbon atomları vardır? Hemen göstermek istiyorum. Eğer karbonun etrafında 4 tane doğrultu varsa bu karbon arkadaşlar SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Karbonun etrafında eğer ki 3 tane doğrultu varsa burada olduğu gibi o zaman karbon atomu SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Karbonun etrafında 2 tane doğrultu varsa bu örneklerde olduğu gibi arkadaşlar hem bu hem de bu karbon SP hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi cevabımız ne? Hemen ben cevabımıza odaklanmak istiyorum. Cevabımız B şıkkı. Bakın şöyle numaralandırıyorum karbon atomlarını. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Burada 1 ve 5 numaralı karbonlar, şöyle düzelteyim hatta. Bakın SP3 hibritleşmesi yapanlar 1 ve 5 numaralı karbonlar. SP2 hibritleşmesi yapanlar 2 ve 4 numaralı karbonlar. SP hibritleşmesi yapan da 3 numaralı karbon. Zaten şekil olarak da göstermiştik hangilerinin neye benzediğini. Cevabımız B şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde 4. deneme 11. sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki bileşiğin yupakadı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. Önce en uzun karbon zincirini belirleyeceksiniz. Şöyle başlıyorum. Üçlü bağda içerisine alan en uzun karbon zincirini belirledim. Burası benim en uzun karbon zincirim. Peki numaralandırmaya soldan mı başlayayım, sağdan mı başlayayım? Kimin önceliği var? Buradaki yan grubun mu? Yoksa buradaki üçlü bağın mı?
Yoksa buradaki hidroksi grubunu mu? Kime küçük numara vermeye çalışacağım ben? Arkadaşlar bu bir alkol bileşiği. Dolayısıyla OH'ın önceliği var. Ona küçük numara vermeye çalışacaksınız. Yani şuradan bir numara diye başladınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 karbonlu. 7. karbonda bir yan grup var. Onun adını yazıyorum. 7 metil. 5. karbonda üçlü bağımız var. Onu belirttim. Ana zincirimiz 8 karbonlu olduğu için oktin dedik. Alkin bileşiği gibi adlandırdık. Daha sonra da 3. karbonda alkolün fonksiyonel grubu var. 3-ol diye bitirdim arkadaşlar. Doğru cevap budur. 7 metil, 5 oktin, 3-ol. Cevabımız C şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde 4. deneme 12. sorudayız arkadaşlar. Sorunun tamamı buraya sığmazsa PDF ile beraber Eset Kimya YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Yapı formülleri verilen yukarıdaki organik bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci bileşik sikloalkan yani halkalı bir alkan, doğru. İkinci bileşikte ikili bağ var, alken. Üçüncü ve dördüncü bileşiklerde üçlü bağ var, alkin, doğrudur. İkinci bileşik sistrans izomerisi gösterir. Evet arkadaşlar, hemen şöyle onu da gösterelim. Karbon atomlarında aynı gruplar var ve bunlar eğer bu şekilde gösterdiğimiz gibi aynı yöne bakıyorsa cis izomerisi olur. Zıt yönlere bakıyorsa, hemen onu da gösterelim. Bakın şu şekilde zıt yönlere bakıyorsa o zaman da trans izomeriye sahip olur diyoruz. Yani B şıkkı da doğru. Üçüncü bileşik uygun koşullarda amonyaklı gümüş nitrat ile. Ne demek amonyaklı gümüş nitrat arkadaşlar? Tollens ayarıcı, tollens çözeltisi demek. Tepkime verir. Uç alkinler bu tepkimi verebiliyor. Bu bir yer değiştirme tepkimesi. Buradaki asidik hidrojen gidiyor, yerine gümüş geliyor ve beyaz renkli bir çökelek oluşuyor. 2, 3 ve 4. bileşikler uygun koşullarda bromlu suyun rengini giderir. Bu ne demek biliyor musunuz? Br2 ile katılma tepkimesi verir demek. Pi bağ yok mu? Bunlar da var. O zaman katılma tepkimesi verir. Yani bromlu suyun rengini giderir. Hidrojen sayısı en az olan birinci bileşiktir demişler. Yanlış arkadaşlar. Hemen sayalım. Birinci bileşikte 4 tane karbon, 8 tane hidrojen var. İkinci bileşikte yine 4 tane karbon, 8 tane hidrojen var. Üçüncü bileşikte arkadaşlar ve dördüncü bileşikte 4 tane karbon, 6 tane hidrojen var. Yani hidrojen sayısı az olan birinci bileşik değil. Doğru cevap E şıkkı. AYT kimya branş denemelerinde 4. deneme 13. sorudayız. 4. denemenin son sorusu arkadaşlar bu. Bazı organik bileşiklere ait tepkime denklemleri verilmiş. Oluşan kararlı XYZ bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi X bileşiği alkene su katılmış. Etilen molekülüne su katılmış. Bu nedir? Alkol. CH3, CH2, OH. Sudaki hidrojen ve OH gibi iki parça olarak düşünülürse arkadaşlar atomlar. Hidrojeni bir karbona, OH'ı diğer karbona katıyoruz. Elde ettiğimiz bileşik arkadaşlar etil alkol bileşiği. İkinci de asetilene su katıyorum. Asetilene su katıldığında aldehit elde edilir. Diğer alkinlere su katıldığında ise keton. Üçüncü de aset aldehit hidrojenle tepkimeye giriyor. Sodyum bor hidrür de var bakın tepkimeyi hızlandırsın diye. Katalizör görevinde. Yani indirgenme reaksiyonu. Aldehitler bir basamak indirgendiğinde primer alkollere dönüşür. Burada primer alkol de yine C2H5OH yani etil alkol. O zaman bu şu anlama geliyor. X ve Z aynı madde aslında. Y bileşiği uygun koşullarda indirgendiğinde X bileşiği elde edilir. Doğru. Zaten 3. reaksiyon bize bunu anlatıyor. Y bileşiği tollens ayarıcı ile beyaz çökelek oluşturur. Y bileşiği bir uç alkin ve uç alkinler düzeltiyorum. Y bileşiği bir aldehit. Aldehitler arkadaşlar tollens'te tepkime verir ancak beyaz çökelek oluşturmazlar. Metalik gümüş oluştururlar. Buna da gümüş aynası denir. O yüzden yanlış. X ve Z bileşikleri birbirinin izomeridir. Hayır arkadaşlar, birbirinin aynısı bunlar. İkisi de etil alkol C2H5OH. Doğru cevap nedir? A şıkkıdır diyoruz.